Günaydın, ben kardiyolog doçent doktor Tuğba Bilsel. Bugün size koroner arter hastalığı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Koroner arter hastalığı genellikle ateroskleroza bağlı damar sertliği sonucu kalp damarlarında gelişen darlık ve tıkanma sonucu oluşan hastalıklara denir. Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizdeki en sık ölüm sebebidir ve sağlıklı yaş almayı engelleyen önemli bir sağlık sorunudur. Koroner arter hastalığı ilerleyen yaşlarda daha sık görülmekle beraber koroner arter hastalığı risk faktörleri olanlarda daha erken yaşlarda ve daha sık görülür. Başlıca risk faktörleri koroner arter hastalığı için sigara kullanmak, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, genetik yatkınlık ve özellikle bel çevresinde lokalize fazla kilolu olmaktır. Koroner arter hastalığı belirti ve bulguları genellikle 40 yaşından sonra çıkar. En önemli belirtisi de, en tipik belirtisi de göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı koroner arter hastalığı, kalp hastalığı dışında birçok hastalığa bağlı olmakla beraber kalp damar hastalığı için göğüs ağrısının tipik özellikleri eforla gelmesidir, dinlenmekle geçmesidir. Koroner arter hastalığına bağlı göğüs ağrısı anlık değildir, saniyelik değildir. En az 2 dakika sürer ve dinlenmekle 5-10 dakika içerisinde geçer. Koroner arter hastalığının en istenmeyen klinik tablosu ise damarın aniden tıkanması sonucu oluşan kalp krizleridir. Kalp krizleri yeterli ve zamanında tedavi edilmediği zaman kalp yetmezliği ve ani ölümle sonuçlanabilir. Peki koroner arter hastalığını tanıya nasıl koyuyoruz? Elektrokardiyografi özellikle göğüs ağrısı olduğunda çekildiğinde göğüs ağrısının sebebinin kalp krizine bağlı olup olmadığını gösteren basit ve hızlı bir tetkiktir. EKG'nin normal olması kalp damarlarında hiçbir problem olmadığı anlamına gelmez. Diğer bir kullandığımız test ise efor testidir. Efor testi kişilerde eforla alakalı şikayeti olsun olmasın risk faktörü olan kişilerde uygulandığında kalp damarlarında belirgin darlık ve tıkanıklık olmadığını gösteren, olup olmadığını gösteren bir testtir. Efor testi sonucuna göre özellikle riskli hastalarda koroner arter hastalığı şüphesi varsa koroner arterlerin tedaviyi planlamak için görüntülemesinin yapılması gerekir. Bu konuda da koroner anjiyografi kalp damarlarını görüntüleyerek tedavi planlamamızda yardımcı olur. Koroner arter hastalığında tanı yöntemi ise koroner BT anjiyografidir. Koroner BT anjiyografi özellikle koroner arter hastalığı riski orta ve yüksek olan kişilerde kalp krizi geçirme riskini bize göstererek gerekli önlemleri almamıza sebep olur. Peki koroner arter hastalığı tanısı koyduktan sonra tedaviyi nasıl uyguluyoruz? Aslında en önemli olan koroner arter hastalığı daha oluşmadan önlemek ve ilerlemesini önlemektir. Bunun için de en azından 40 yaşından sonra herkesin kendine ait risk faktörlerini bilmesi açısından 40 yaşından sonra tansiyon değerleri, kolesterol değerleri, şeker değerleri hakkında bilgi sahibi olmaları, koroner arter hastalığı ve bilgi sahibi olduktan sonra da önlem alınması koroner arter hastalığı gelişimini ve ilerlemesini önlemektedir. Koroner anjiyografiden sonra 3 tane tedavi seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavisi ki tüm hastalara uygulanır. Kişiye özel bir şekilde doktor tarafından düzenlenir. Diğer bir tedavi yöntemi de stent ya da bypass uygulanmasıdır. Her 3 tedavi yöntemi de beraber ya da tek başına uygulandığında kişinin hayat kalitesini düzeltir ve yaşam süresini uzatır. Koroner arter hastalığının kesinlikle önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bilmek ve klinik tablo oluşmadan önce hastalığın tanısını koyup önlemleri almak koroner arter hastalığındaki en önemli tedavi basamağıdır. Bugün size çok kısaca koroner arter hastalığı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Kalp sağlığınız her şeyden, birçok şeyden önemli. Kalbinize iyi bakın. İyi yaşayın, sağlıklı yaşayın. İyi günler.